Muhterem kardeşlerim, bugün dersimizin konusu namazın vakitleri. Kur'an ve sünnette namaz vakitleri. Farz namazlar ile bunların sünnetleri, vitir, teravih ve bayram namazları için vakit şarttır. Çünkü daha belki okuduğumuz ayet-i kerimede inne salate kânet alel mu'minine kitaben mevkûta diyor. Vakitli vakitli bu namaz Müslümanlara farz kılınmıştır. Demek ki namazın dışındaki şartlarından bir tanesi vakittir. Vakit gelmedikçe bu namazlar kılınmaz. Ne kadardır? Günde 5 vakit. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a farz olarak Miraç gecesinde sonuçta 5 vakit namaz farz kılındı. Önce Cenab-ı Allah 50 vakit denilir. Efendimiz takfifini istemiştir. Hafifletti Allah-u Teala ama bu 5 vakit namazı kılana 50 vaktin ecri, mükafatı inşallah verilecektir. Bu 5 vakit Müslümanların günlük hayatına disiplin getirecek şekilde dağıtılmış. Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Salat-ı vitir yatsı namazından sonra vacip midir, sünnet midir? İmam azama göre vacip, diğer imamlara göre sünnet bir namazdır. Bu namaz vakitlerinin böyle 5 vakit olması Kur'an-ı Kerim'de açık olarak anlatılmamakta, işareten anlatılmaktadır. Biz daha açık anlamı sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasında görüyoruz. Vakit bir farzdır. Vaktinde kılmak farzdır. Namazı kılmak farz olduğu gibi vaktinde kılmak da bir farzdır. İşte efendim ben geçirirsem sonunda kaza ederim demek laubaliliktir. Vaktinde namaz kılmayan insan, vaktinde kılma emrini, farzını yerine getirmediği için günahkardır. Daha sonra kaza etse bile Cenab-ı Allah'a tövbe etmesi lazım. Allah kabul ederse kurtulur, yoksa bundan dolayı cezalandırılır. Namazın vaktinden geçirmek, zayi etmek çok kararmıştır. فَوَيْلُوا لِلْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Yazıklar olsun da namaz kılanlar. Allah bilir namaz kılmayanlara neler var. Namaz kılanlara yazıklar olsun. Niye? Bunlar عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Namazlarından sevmetmişler. Dikkat ederseniz namazlarından diyor. Namazlarında değil. Tefsir kitapları birkaç şey zikrediyorlar. Bir ayet arkasında اَلَّذ۪ينَهُمْ يُرَعُونَ var. Müraidirler bunlar. Allah için değil, gençler için kılıyorlar. Münafık var. Maksatları insanların rızasıdır. Allah'ın rızası değil. Yalnız kaldıklarında da bu münafıklar namazı zaten kılmazlar. İnsanlar arasında oldukları zaman utandıklarından kılıyorlar. Ama tefsir kitaplarında namaza karşı laubalilik, bunun bir çeşidi de namazı vaktinde kılmama, vakitleri erteleme, bir kılıp bir kılmama şeklinde namaz disiplinine, vakit disiplinine aykırılık olarak zikredilmişim. Evet, demek ki namaz daha sonra kaza edilse bile vaktinde kılınma emri yerine getirilmediği için ayrı bir günah kazanılmıştır. Bundan da tövbe istiğfar gerekir. Kur'an-ı Kerim'de işareten bu vakitler anlatılmıştır dedik. Şüphesiz Kur'an-ı Kerim'de salat geçiyor ama bazen okumak, bazen tesbih, bazen hamd, bazen secde olarak da geçiyor. Yani parçadan bütüne gitme kuralına göre biz bunların hepsinden namaz anlıyoruz. Mesela günlük 5 vakit namaz İsra suresi 78. ayet-i kerimede toplanmış denilir. اَقِمِ السَّلَاةَ لُدُلُكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنُ الْفَجْرِ Güneşin tepe noktasından batıya yönelmesinden, tepe noktasından batıya yönelmesinden, gecenin kararmasına kadar namaz kıl ve sabah namazını da unutma. Çünkü sabah namazı tanıklı bir namazdır diye tercüme edilmiş burada. Burada öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıyla sabah namazlarına işaret var. Yani 5 vakit namazı bu ayet-i kerime gösteriliyor. Başka bir ayet-i kerime Rum suresi 17-18. ayet-i kerime Sübhanellezi hayne tumsun ve hayne tusbihun ve lehul hamdu fissemavati vel ard ve aşiyye ve hayne tusbihun. Bu
namazlara başlanırken Subhane Rabbiyel Aliyyel A'lel Vahhab ile beraber söylenirse, ki Hazreti İbrahim'in tesbihatındandır ve devamlı duadan önce okuduğu bir ayet-i kerime olarak zikredilir, onun duasının kabul olunacağı ifade buyurulur. Onun için bu ayet-i kerimeyi ezberlemenizde ve duanın öncesinde okumanızda çok fayda var. Hararetle tavsiye ederim. En büyük tesbihlerden bir tanesidir. Fesubhanellezi hine tumsun ve hine tusbihun. Akşama girerken, sabaha girerken Cenab-ı Allah'ı tesbih eder. Akşama girerken de, sabaha girerken de tesbih Allah'ındır. Göklerde ve yerde, günün sonunda da, öğle yediğinizde de hamd ona aittir. İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya göre bu iki ayet 5 vakit namazı içerisine almaktadır. Fesubhanellezi hine tumsun akşam ve hine tusbihun sabah. Ve lehul hamdu fis semavati vel ard ve aşiyyen yatsı akşam ve hine tusbihun zuhur, yani öğle namazı. Akşama girerken ifadesi akşamda yatsı namazlarına, ve hayle tusbihun sabaha girerken ifadesi sabah namazına, gündüzün sonu aşi olarak ikindi namazına alındı deniliyor. Ve hayle tusbihun zuhur namazı, zuhur yani öğlen. Yine bir başka ayet-i kerime, Taha suresi 130. ayet-i kerime. Güneşin doğmasından önce ve batmasından önce Rabbine hamd ile tesbih et. Gecenin bir bölüm saatlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki hoşnutta eylesin. Başka bir ayet-i kerime, gündüzün iki ucunda ve geceye yakın saatlerde namaz kıl. Akibes salata tarafeyin nehar ve zülfe minel leyl. Yani daha başka ayet-i kerimeler de var. Bütün bunlar işte akşamı, sabahı, zuhru, aşiyen, akşama yaklaşırken ikindiyi böyle işaret buyuruyorlar. Ama bizim bildiğimiz şekilde şu vakit şuraya kadar böyle bir tarif Kur'an-ı Kerim'de yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim bütün bu detaylara girmiş olsaydı bir cilt kitap değil, belki 10 cilt değil, daha da fazla kitaplar olurdu. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir anayasa kitabıdır. Anayasa detaya girmez. Bir avukatın bürosuna girdiğimiz zaman ciltler dolusu böyle hukuk kitaplar olur. Bizim de İslam hukukuna dair 10 cilt, 20 cilt, 30 cilt kitaplarımız vardır. Bunlar detaydır. Bu detaylar, teferruatlar Kur'an-ı Kerim'de olmaz. Çünkü bir kısmı ileride değişebilir de yani bunların. Kur'an-ı Kerim ana kitaptır, ümmül kitap, anayasadır. Esası içerisine alır, detaylar, teferruatlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasına bırakılmıştır. Nitekim, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a namazın farz olduğu gece, yani Miraç gecesi, devlik üstüne hemen Cebrail gelmiştir. Efendimiz'e Beytullah'ta imam olmuştur. Önce bütün namazların ilk başlangıç saatlerinde bir namaz kıldırdı Peygamberimiz. İkinci gün geldi, vakitlerin son saatlerinde bir namaz kıldırdı. Böylece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cebrail'in tarifiyle namaz vakitlerini ondan aldı ve ümmetine öylece haber verdi. Günde 5 vakit namaz böylece belirlenmiş oldu. Bunu bildiren hadis-i şerif kitabımızda vardır ama dediğim gibi bizim zamanımız dar olduğu için bu hadis-i şerifi okuyamıyoruz. Yarım sayfalık bir hadis-i şeriftir bu. Öyle. Buna göre gecenin kararması biter. Ufuk dikey aydınlık da geçer. O gecenin sonundaki dikey aydınlığa, gerçi biz bugün şehrin sokak lambalarıyla, apartmanlarıyla bunu göremeyebiliriz ama bir köyde yaşarsak, böyle bir imkanımız olsa bunları tanıyabiliriz. Fecr-i Kazip derler. Sonra ufuktan yaygın bir beyazlık başlar ki Kur'an-ı Kerim'de işte o saate gece siyah iplik de beyaz ipliğin fark edildiği o saati artık imsak saati, oruç tutanların oruçlarına başladıkları saat olarak bildirir. Fecir o saattir. Şafak dediğimiz Türkçe'de sabah namazının vakti orada başlar.
güneşin doğmasına kadar. Öğle namazı, güneşin tam tepe noktası, istiva hali, o kerahat vaktidir. Biraz batıya doğru meyledecek. Yaklaşık o meyil işte 15-20 dakikalık zaman içerisinde namaz kılmak demek olur. Ondan sonra her şeyin gölgesinin 1,5 ya da 2,5 ihtilaflı konular. Arkadaşlar, fıkıh kitaplarımızda bu 5 vakit namazın hepsinin tarifi tek tek izah edilmiş ama dediğim gibi siz bunu bilgi olarak okuyabilirsiniz. Bugün bizim bu şehir hayatında bu gürültü patlatının içerisinde güneşleri tarif ederek bunları öğrenme yerine çok kolaylık olmuş. Takvimler değil mi? Bizim için tespit edilmiş. Takvime itibar ediyoruz. Müezzinlerimiz takvime itibar ediyorlar. Saati geldiği zaman ezanı okuyorlar. Biz de buna göre ezanımızı günde 5 vakitte olarak namazlarımızı kılarız inşallah. Şimdi burada detaylı olarak bunları anlatmayı da doğrusu biraz zamandan kazanmak için biraz da artık teferruat olmuş. Bu işin uzmanı da olmayacağız, müezzin de olmayacağız. Her halükarda bunu gene ezana bağlayacağız veya takvimdeki saatlere bakarak namazımızı kılacağız. Dolayısıyla bunu da geçiyorum ben. Hocam, sabah namazında özellikle imsakla sabah namazı kılınca kadar, yani o beyaz ipik testiyle ayet edilmesi şeklinde arada böyle bir zaman var. O şafağa aydınlanmayla. Evet, onun konusu biraz sonra hangi namaz, hangi vakitte kılmak daha faziletli bir şeklinde gelecek. Şu andaki söylemek istediğimiz vaktin başlangıç ile bitiş noktalarıdır. İkindi namazının vaktinin başlangıcında ihtilaf var. Bitişi güneşin batışıyladır. Akşam namazının girişi güneşin batışıyla oradaki batıda oluşan kızıllığın ihtilaflı bir konu imamlarımıza göre. Kayboluşuyla veya kızıllığın kendisiyle. Yine işte bu ihtilafları biz elimizdeki takvimle halletmiş oluyoruz. Kızıllık gidince akşam namazının vakti çıkmış olur. Şafak ufuktaki kızıllıktır. Hazreti İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın sözü esas almış Hanefilerde. Esas olan görüş budur. İmam-ı Azam'ın değil de Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in görüşü. Yatsı namazının vakti bununla beraber başlar ve fecr-i sadık yani sabah namazının vaktine kadar devam eder. Yatsı namazının vaktinde bir namaz daha vardır. Hatta iki diyelim. Birisi salat-ı vitirdir. Salat-ı vitirin vakti yatsı namazı vaktinin yatsıdan kılındıktan sonra başlar. Demek ki önce bir yatsı namazı girecek, artı yatsı namazı kılınacak. Ondan sonra salat-ı vitir. Nereye kadar? Gecenin sonuna kadar devam edebilir. Salat-ı vitri de sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamaları, tavsiyeleri farklıdır. Ebu Hureyre Efendimiz öyle söylüyor. Ben sevgilimden üç şey aldım ki onu hiç bırakmam. Birisi salat-ı vitri kılmadan yatmamaktır diyor. Ama bazı hadis-i şeriflerin bazı değil tamamında Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın teheccüdü gecenin sonunda kıldığını görüyoruz. Yani kıldığı teheccüd rakamları 8 olabiliyor, 10 olabiliyor, 12 olabiliyor, 13 oluyor. Bu imamların şeyine göre değişir. Yani biz salat-ı vitri 3 rekat alırsak bize göre 10 rekat bulmuş. Bazıları salat-ı vitri bir rekat olarak alıyorlar. Zaten vitir demek tek demektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gece kalkar. Önce ikişer gece namazları, nafile namaz kılar ve sonunda da salat-ı vitri kılardı. Gece teheccüde kalkabileceğine, uyanabileceğine güvenen insanlar, bunu artık adet haline getiren insanlar salat-ı vitri gecenin en sonunda kılsalar daha güzeldir. Yoksa kendisine güvenemeyenler yatsıdan sonra kılar, böyle yatarlar. İkinci namazımız teravih namazıdır. Yatsı namazı vaktinde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan aylarında yatsıdan sonra teravih namazı kıldı. Bir gün kıldı, iki gün kıldı. Baktı ki arkasında bir cemaat kendisine duruyor. Ümmetine karşı çok şefkatli, çok merhametli. Böyle devam ederse bu vacip olur diye korktu.
evine çekildi, evinde kıldı. Ama ashab-ı kiram da bunu devam ettirdiler, peygamberimizden gördüler. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz zamanında, madem bunu hakkı diyoruz, bir imamın etrafında daha disiplinli kıralım dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında da böyle değildi ama bu ne güzel bir tat. Yani sonradan yaptığımız bu işi ben de beğendim anlamında söylüyor Hazreti Ömer Efendimiz. Bu namaz kılındı. Öyleyse, selatü vitir gibi teravih namazı da yatsının farzı kılındıktan sonra olacaktır. Yani yatsının farzını kılmayanlar teravih namazı kılmazlar. Önce teravihi geç kalmışsa önce farzı kılar. Kaldığı yerden teravihe devam eder. Selat-ı vitir teravih ile önemli değil. Yani selat-ı vitirden sonra da kılsa olur, önce de kılsa olur. Ama bugünkü bizim uygulamamız cemaat halinde kılarsak selat-ı vitri en sonunda kılıyoruz değil mi? O da yine gecenin son namazı selat-ı vitir olsun içindir. Bazı Müslümanlar selat-ı vitir kılmazlar. Onun yerine tesbihat ya da başka nafile namaz kılıyorlar salat-ı leyl. Niye kılıyorlar? Çünkü onlar gece kalkacak, teheccüd, nafile namaz kılacaklar ve gecenin son namazını yine salat-ı vitir yapacaklar onun içindir.